Ben okul gördüğünüz gibi okuldan yayın yapıyorum demeyi çok isterdim ama ah işte o günleri çok özledik. Hasretimizi de bu şekilde gideriyoruz. İnşallah o günlere de en kısa zamanda kavuşacağız. Miss Dilek ya da Dilek Yaşar, öğrencilerim bana Miss Dilek der. Ben 7C yani Chicago sınıfının main course öğretmeniyim. İnşallah bu seneyi de öğrencilerimle birlikte dolu dolu götüreceğiz, bitireceğiz. Şimdiden onlara çok iyi bir yıl diliyorum. Bunun yanında da yine sizin destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Malum uzaktan eğitimde velilerimize çok ihtiyacımız var ve onlar da elinden geleni yapıyor. Şimdiden emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. Rica ederim. İyi akşamlar değerli velilerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Türkçe öğretmeni Ceyda Yıldız. Bu yıl Türkçe dersinin bir saatini çocuklarımız benimle birlikte geçirecekler. Genellikle konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Türkçeyi eğlenceli hale getirip bazen bazı konularla ilgili hikayeler yazabiliyoruz. Ve bu şekilde senemizi tamamlayacağız. Umarım hepimiz için sağlıklı bir yıl olur. Sporun içinden gelen birisiyim. 10 yılı aşkın süre modern pentatlon ve yüzme branşlarında milli takım sporculuğu yaptım. Amacımız buradaki tecrübelerimizi her seferinde çocuklarımıza aktarabilmek. Zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle çocuklarımız için günün 8-9 saati bilgisayar başında hareketsiz kalıyorlar. Bunun için bir programlama yaptık. Bu programlamadaki amacımız çocuklarımızın bir yandan kilo kontrolünü sağlamayı hedeflerken diğer yandan da güç, kondisyon, çeviklik, kuvvet gibi becerileri içeren koordinasyon çalışmalarıyla bir antrenman programı üzerinden bu süreci devam ettireceğiz. Bonjour, hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Madame Nur, Nur Kaplan. Fransızca öğretmeniyim. Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince ve Rusça. Yeni gelen öğrencilerimiz geçen hafta dersleri ve dilleri tanıdılar. Bu hafta dillerine yerleştiler. Hemen derslerimize başladık ama şöyle küçük bir revizyon yani tekrar konuları işliyoruz. Yeni gelen çocuklarımızda da ofis saatlerimiz olacak ve onlar da bize yetişecekler. Hiç aklımız onlarda kalmasın. Ofis saatleri ayarlayacağız onlarla. K12 net sisteminden ödevlerimizi yüklüyoruz. Yapıldı yapılmadı diye oraya giriyoruz. Lütfen bizi takip edin. Bizimle iletişimde olun. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ilgili PDR öğretmenlerinden numaralarımızı alabilirsiniz. Bizimle sohbetler edebilirsiniz. Biz evet 2 haftada bir başladık derslerimize. Bir genel tekrar, bir tanışma, yeni kullanacağımız kitabı bir hazırlık şeklinde çalışmalarımızı bitiyoruz. Süreç içerisinde gerek dijital uygulamalarımız, gerek materyallerimizle hem Alman dilini hem Alman kültürünü öğretmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Kalıcı öğrenmelerin olacağı bir süreç hedefliyoruz elbette ki. Yine dijital etkinliklerimizle, uygulamalarımızla bu online sürece de hazırız. Ben Aygi, Rusça öğretmeniyim. Aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim. Sizinle tanıştığım için çok memnun oldum. İyi akşamlar dilerim. Herkese merhabalar. Ben Çince öğretmeni Müberra Batuhan. Evet, çok korkulan bir dil ama bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu derse sadece Çince değil, kültürlerini, gelecekte Çince'nin bize katabileceklerini, Çince dersini daha iyi yorumlayabileceğimize inanıyorum. Geçen yıl zaten çok güzel kodlama, bilişim dersine çok güzel bir temel atmıştık. Yine aynı şekilde bu yılda devam ediyoruz. Direkt kodlamadan başladık derslerimize. Kısaca bilgi vermek gerekirse, bilgisayarlarınıza herhangi bir program yüklemenize gerek yok. Online platform üzerinden çalışıyoruz. Derslerimizde eğitici, yaratıcı, dinlendirici ve eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Dinleme, söyleme, çalma, müziksel algı ve bilgilenme, müziksel yaratıcılık ve müzik kültürünü geliştiriyoruz. İşitme, ses, nota bilgisi, not öğretimi ve temel müzik konularını ele alıyoruz. Keyifli şarkılar söylüyoruz. Bol müzikli güzel bir yıl geçirmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Yani her şekilde biz çok hazırız ve dolu doluyuz. Öğrencilerimiz de yine aynı şekilde çok büyük bir heyecanla başladılar. Bizi de özlediler. Biz de onları çok özledik. Bir an önce okula dönmeyi diliyoruz. Birlikte olmayı, aynı sınıfta olmayı diliyoruz. Ama bu şekilde de gayet güzel bütün öğretmenlerimle yürüteceğimize inanıyorum. Hepimiz için sağlıklı ve mutlu, başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum. İyi akşamlar. Bu sene inşallah 21. senem okulumda uzun yıllar devam ederiz hep beraber. Gülen yüzleri görmek çok güzel ama odaların içine giremiyoruz. Sizi okulumuza getiremiyoruz ama biz sizin her gün yanınızdayız. Çok mutlu oluyorum sizleri görünce. İnşallah en kısa zamanda görüşmeyi umut ediyoruz. Fakat Jalet Ezer Koleji ailesi
ve tüm şubeleri olarak online sürecini en güzel şekilde, en profesyonel şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Sizlerle keşke yüz yüze görüşseydik, bu toplantıları yapsaydık. Ancak sağlık sebebiyle toplantılarımızı, derslerimizi online olarak devam ettireceğiz. Belirli bir süreye kadar inşallah. Ve yapılması gereken her şeyi yapmaya gayret edeceğiz bu süre içerisinde. Cahalet Ezer'in ortaokulunda da ben gerçekten çok kaliteli bir deneyimli, cana yakın, birbirinden değerli öğretmen topluluğu buldum. Onlarla çalışacak olmaktan da büyük bir gurur duyuyorum. Çok güzel bir ekip. İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde hayata birlikte hazırlayacağız. Evde eğitim olacak ama tabii çocuklarımızın derse hazırlık sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu da çok dikkat edilmesini rica ediyorum. Sabahleyin zamanında öğrencilerimizi kaldıralım ve özellikle sabah kahvaltılarını yaptırtarak ekran başına oturtalım. Bunu önemsiyoruz. Değerli annelerimizden bunu rica ediyorum ve çocuklarımızın karşısına 24 Ağustos'tan bu yana çıkıyorlar ve de çok başarılılar. Bir unsur da öğrencinin başarı için, birinci unsur da öğrencinin dersi iyi takip etmesi. Bu çok önemli. Dersi derste öğrenmeye gayret edecek öğrencilerimiz. Onun için de tabii ki kameralarının açık olması, öğretmenleriyle göz göze gelebilmesini biz önemsiyoruz. Bu konuda sizden de destek bekliyoruz. Verilen kazanımların oturtulabilmesi için, pekiştirilebilmesi için ödevlendirme, ödev yapma şarttır bakın. Ben yıllarca matematik öğretmenliği yaptım. Ödev yapmayan bir öğrencinin başarılı olduğuna hiç şahit olmadım bakın. Uzun vadede mümkün değil. Bir sıkıntı hissettiğinizde çok rica ediyorum. Sakın bunu, bu ufak bir sorun, bunu öteleyelim, düzelir bu şeklinde lütfen bir tarafta bekletmeyin. Muhakkak bizlerle, branş öğretmenlerimizle, rehberliğimizle, okul yönetimine kesinlikle bunları iletin ve çözüm aşamalarını bizler de gerçekleştirelim birlikte. Ben güzel bir dönem olacağını düşünüyorum. Cahalet Ezer iyi bir tercih, onu söyleyeyim. 30 yıllık bir tecrübem var. Cahalet Ezer'in eğitim öğretim kalitesi gerçekten bambaşka. Ankara'da bir tane. Bunu çok net ifade ediyorum. Her şey yerli yerinde. Bütün yapacağı çalışmaları planlayan, deneyimli arkadaşlar işlerinin başında. O yüzden sizleri tebrik ediyorum. Cahalet Ezer'i seçtiğiniz için. Evlatlarımız gerçekten çok şanslılar. Cahalet Ezer'de eğitim alacaklar. Hiç endişe etmeyin. Bakın, hiç endişe etmeyin. Biz yüz yüze eğitimi tabii ki bekliyoruz. Ancak bu süreç biraz uzarsa da hiç endişe etmeyin. Biz işimizi biliyoruz. Arkadaşlarımız, ekibimiz süreci dahiller, müdahiller. O yüzden içiniz rahat olsun. Sadece az önce ifade ettiğim gibi ilgi alakamızı öğrencilerimizle biraz daha arttıralım.